Elazığ'a götüreyim. Hadi bakalım. Ve o Elazığ türküsü Hüseyinlik'ten çıktı bir Evet, yolama. şimdi biz geçen hafta çok kıymetli bir büyüğümüzü kaybettik, abimizi kaybettik. Hasan Saltık'ı kaybettik. Hasan abinin türküsüydü bu. Çok severdi Hasan abi. Hasan Saltık'a gelsin o zaman. Evet, Bu Hüseyinliğin halde de hikayesi de şu, çok güzel olur. çok acayip örtüşüyor. İşte telgrafçı Akif'in türküsüdür aslında bu Siz Hüseyinlik değil. girebilirsiniz ufaktan anlatırken. Telgrafçı Akif işte Hüseyinlik'te görev yapıyor. Her akşam kürsü başı sohbetlerine gidiyor Harput'a. Şeher dedikleri yer Harput. Şeher. Evet. Her akşam gidiyor ve biraz yokuştur Harput. Yani Hüseyinlik işte Harput'un hemen eteklerinde yokuşu tırmanırken kalp krizi geçiriyor. Orada vefat ediyor. İşte onun hani o gencin bir de herkes tarafından sevilen bir insan. Onun üzerine yakılan bir ağıttır bu türkü. Can ağrısı tesir ettik olma. Kalp krizi ilk sol kola tesir ediyor. Aynen. Biz Hasan abimizi de kalp krizinden O da kaybettik. evet geldi. Anadolu'daki bütün yaşayan etnik kültürlerin seslerini, arşivlerini çıkartan ve bizim dinlememizi sağlayan çok büyük bir müzik emekçisiydi Hasan Evet. abi. Saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin.
beni sana kul eden diğer. Beni sana direkleri sayılmaz Atifan, aydın düşmüş ayılmaz böyle can, teneşine boyunmaz yazık yazın şu gel çömrüme, bilmem şu neyin bana cevri. Evet, ağzınıza sağlık Ender Balkır. Hasan Saltı'yı tekrar rahmetle anıyoruz. Hasan abinin şöyle bir özelliği vardı, onu da hemen anlatayım da. Ben çünkü çok önem veriyorum böyle şeylere. Ondan öğrendim daha doğrusu. Hasan abi ne zaman ararsanız ne haber patroncum diyordum. Harika, şahane, mükemmel diyordum. İşte bu. Ondan sonra hiçbir şekilde negatif konuşma şansınız yok. Herkesin telefonunu böyle açardı. Harikayız, şahaneyiz, mükemmeliz diye. Şimdi ben de artık telefonlarımı ondan sonra, Hasan abiden sonra ben de hep telefonlarımı öyle açıyorum. Çünkü karşıdaki zaten her şey negatif. Hayatta bir sürü olumsuzluk var yaşadığımız. O yüzden karşıdaki, yanınızdaki insanlara pozitif enerji vermek çok kıymetli bir şey bu dönemde özellikle. Birbirimizin enerjisini yükseltmemiz lazım. İşte hani çoğalmamız lazım, evet, bu konuda. Güzel şeyler söylememiz lazım. Hani umutlu şeyler söylememiz lazım. Sevgi söylememiz lazım. Evet. Hasan abi örnektir bu konuda. Bütün müzisyenlerin hepsinin elinden, herkes böyle bir boşluğa düştü Hasan abi gidince. Çünkü elimiz ayağımız da o bizim. Bir akıl hocamızdı. Her şeyi biz Hasan abimize danışırdık. Evet. Erken gitti. Allah rahmet eylesin. Erken bir fedaydı gerçekten de. 57 yaşındaydı. Evet. Evet. Şimdi o zaman orkestramız